this life. I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart with. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama. I just shot a man down in Central Station. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, mama. 1992 yılından benim bu sektörün içerisindeyim. İlk önce dizi, reklam ve klip, film sektörüyle başladım bu işe. Uzun yıllar bu sektördeydim. Daha sonra artık kendi işimi yapmaya karar verdim. Eğitim veriyorum şu an. Hem özel makyajlar yapıyorum, efekt makyajları yapıyoruz. Hem de profesyonel güzelleştirici makyaj eğitimleri veriyoruz. Bunun dışında çalıştığımız birçok kurumlar var. Kurumsal eğitimler yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biriyle anlaşmış durumdayız. Bununla ilgili birçok çalışmalarımız var. Kadınlara yönelik aslında baktığınız zaman makyaj, ama artık baylar da bu işe çok ilgi göstermeye başladılar. İlk önce kullandığımız süngerler, fırçaların temizliği çok önemli. Onun dışında kullandığımız makyaj malzemelerinin günlerinin geçmemiş olması gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonra çok sıcakta ve çok soğukta kalan malzemeler bakteri üretmeye başlıyor. Ve bunlar ciltte sivilce, akne, işte siyah nokta, mantar olarak bize geri dönüş yapıyor. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İşte bir yüze makyaj yaptığınız zaman o kişiye kullandığınız süngerin ve fırçaların hijyen edildikten sonra başka birine uygulanması en doğrusu. Tabii ki kaliteli malzeme ve hijyen. Tabii ki. Tabii ki ten rengine uygun fondöteni bulmak. Nemlendirici özelliği olan fondötenleri seçebiliriz. Eğer kendi öyle bir fondötenimiz yoksa, fondötenden önce yüzümüze mutlaka bir nemlendirici, cilt tipimize uygun nemlendirici uygulamamızda fayda var. Yanlış makyaj aynı zamanda kötü de duruyor, değil mi? Tabii ki. İlk önce insanın yüzünü tanıması gerekiyor. Modlaj dediğimiz bir olayımız vardır bizim. Yüzde gölgelemeler. Yüz şeklimizi tanıyıp yüz şeklimizde nasıl burnumuzu küçültebiliriz, çenemizi nasıl daraltabiliriz veya elmacık kemiğimizi nasıl çıkartabiliriz. Bununla ilgili bilgileri doğru yaptığımız zaman taban dediğimiz olayı düzgün bir şekilde makyaja uyguladığımız zaman yaptığımız her makyaj güzel oluyor. Temiz duruyor. Yani bizde taban çok önemli. Bu da gölgelemeden, doğru fondötenden ve pudradan geçiyor. Makyaj sanat evinde tabii bu bilgilerin hepsi veriliyor, değil mi? Tabii ki, tabii ki. İlk önce teorik bilgilerle başlıyoruz. Bu teorik bilgilerimizde hepimizin demin de dediğim gibi yüz, göz, burun ve dudak şekillerimiz çok farklı. Yüz şekillerini öğreniyoruz, renkleri öğreniyoruz ve ışıklar çok önemli. Sarı ışık altında yaptığımız makyaj beyaz ışık altında çok farklı bir renge dönüşebiliyor. Hı hı. O yüzden ışıkları da bilmek çok önemli bu konuda. Bunlarla ilgili bilgiler aldıktan sonra uygulamaya geçiyoruz. Uygulamada gündüz gece makyajı,
televizyon makyajı, tiyatro, fotoğraf. Fotoğrafı ikiye ayırıyoruz. Renkli ve siyah beyaz fotoğraf diye. Çünkü ikisinin makyajları çok farklı. Aqua makyaj dediğimiz su bazlı makyajımız var. Bununla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Porselen makyaj şu an çok rağbet görüyor. Porselen makyaj öğreniyoruz. Bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyoruz. Tabii geçmişten bu yana sektör çok hızlı değişiyor ve gelişiyor değil mi? Eskiden bu kadar tabii ki, değildi. Tabii ki. Yani bundan bir 10 sene önceye baktığınız zaman hiç bu kadar ne kozmetik firmaları vardı. Yani bir iki tane tek tük böyle hani kullanabileceğimiz doğru ürünler vardı. Şimdi öyle değil. Gün geçtikçe ilerliyor ve tabii insanların kafası çok karışmaya başlıyor. Birçok ürün var. Ama televizyon hani makyajı yapacağınız zaman yoğun olan fondötenleri kullanmakta fayda var. Yani hepsi tabii ki o şekilde değil. Yoğun derken kapatıcı özelliğinin iyi olması gerekiyor. Kalıcı olması, yani kalın olması aslında doğrusudur. Bu yüzden hani bir iki tane böyle malzemeler var. Biz de onları kullanıyoruz zaten. Ha tabii ama hani ince, yüzünde herhangi bir problem yoksa, cildi hani gayet düzgünse ve işte artık sıcaklar da çok bastırdı. Çünkü çok yoğun fondötenlerde ciltte terleme yapabiliyor. Herhangi bir sorun yoksa sıvı fondötende hani bu böyle havalarda kullanabiliriz. İleriki yıllarda hedeflerimiz şu an zaten demin dediğim gibi yeni bir Türkiye'de bir ilke imza attık aslında. Kurumsal eğitime başladık. Kurumsal eğitimde amacımız çalışan bayanların çalışma saatleri içerisinde, o hızlı tempo içerisinde nasıl dayanıklı makyaj yapabilirler? Çünkü o çalışma saatleri içerisinde çok fazla makyaj tazeleme gibi bir şansları olmuyor. Bununla ilgili eğitimler düzenliyoruz. İşte giydikleri kıyafete, bulundukları konuma göre nasıl makyaj yapmalılar? Bununla ilgili gene aynı onların da yüz şekillerini, renkleri öğretiyoruz. Saçlarını nasıl yapmalılar? Bunlarla ilgili eğitimler düzenliyoruz. Bunun dışında şu an kendim hazırladığım bir kitabım var. İnşallah en kısa zamanda bir de kendi makyajını kendin yap adı altında bir kitap çıkaracağım. O kitapta bütün bayanlar kendi yüz şekillerini bulup işte hepsini ayıracağım. İşte çalışma standartları, işte günlük ve gece özel bir yere giderken nasıl makyaj yapmalılar gibi. Hoş, güzel olacak inşallah. İyi olur.